Sen Yap yatırımlarını yaparken şu üç tane anaforu vardır. Bunlardan bir tanesi büyük organizasyonlar olmalıdır yatırımların. Türkiye'de üretilmeyen veyahut da Türkiye'nin ihtiyacı duyduğu stratejik yatırımlar olmalıdır. Üçüncüsü de istihdama yönelik yönü olmalıdır. Sen Yap'ın yatırımlarından en önemlisi Gaboras'tır. Gaboras gayrimenkul borsasını oluşturmak üzere ve İstanbul merkezli dünyada bir gayrimenkul borsası oluşturmak üzere kurgulanmış bir yapıdır. Bir IT şirketidir, bir bilişim şirketidir ama uzmanlık alanı gayrimenkuldür. Şöyle özetleyebiliriz, neden bu konuyu seçtik? Çünkü Türk ekonomisinin %16'sını gayrimenkul sektörü oluşturuyor. Genelde gayrimenkul sektörü inşaat sektörüyle karıştırılır. İnşaat sektörü ayrıdır. Gayrimenkul sektörü ayrıdır. Ne alakası var diyeceksiniz. İnşaat sektörü gayrimenkul üreten bir sektördür. Gayrimenkul ise kendisi bir sektördür. Yani gayrimenkulü alırsınız, satarsınız, kiralarsınız, efendim, teminat aracı olarak kullanırsınız. Dolayısıyla bir servettir ve sermaye dönüştürülebilen bir boyutu vardır. bu sermaye dönüşen boyutunu merkeze koyarak kurguladığımız bir yapıdır ve burası maalesef maalesef dünyada da son derece kontrolsüz ve kayıt dışı bir sektördür. Türkiye'de de öyle maalesef. Ve bu gayrimenkul sektörü gayri, e, gayri sarfi milli hasılamızın altısını oluşturur. %8 de inşaat sektörünü korsanız gayrimenkulle ilgili sektörler e, gayri sarfi milli hasılanın %24'ünü oluşturur. Yani dörtte biri bir e, ülkenin kazancını dörtte birinin oluşturduğu bir sektörde maalesef sıfır kontrol var. Yani bir gayrimenkulün tapu değeri farklı, sigorta değeri farklı, belediye rayıcı farklı ve piyasa değeri farklı. Ne bileyim e, yani on çeşit fiyatı vardır, on çeşit değeri vardır bir gayrimenkulün. Ve kimse bundan rahatsız olmaz. Yani bir ilan sitesine girdiğinizde orada karşınıza çıkan ilanların doğru mu yanlış mı olduğunu, verilen bilgilerin e, sağlıklı olup olmadığını dahi bilemezsiniz. Yani alıcıyı koruyan, alıcının yanında duran en ufak bir mekanizma yoktur Türkiye'de. Gaboras da tam bunu yapacak arkadaşlar. Hatta bu zaaftan dolayı piyasadaki kötü niyetli kişiler, Birçok yabancıyı e, dolandırmıştır, kandırmıştır. Dolayısıyla böyle bir sektörde ve bunu borsalaştırarak hatta dünyaya da bir örnek olacak şekilde bir model geliştirdik. E, çok da iyi gidiyor elhamdülillah. E, Allah nasip ederse Gaboraz iddia ediyoruz ki dünyanın en büyük şirketi olacak ve İstanbul'u dünyanın gayrimenkul borsası haline getirecek altyapıyı oluşturmak üzere hareket ettik ve oluşturuyoruz elhamdülillah. 2023 gibi bir hedefimiz var bizim de. 2023'te inşallah Allah nasip ederse borsanın ilk adımlarını atmış olacağız. Daha sonraki yıllarda bunu bütün dünyaya bu veri analistliğini bütün dünyaya yaydığımızda bu big data konusunu bütün dünyada uygulamaya geçirdiğimizde New York'un emlak değerini New York'un gayrimenkullerinin ortalama yani New York şehrinin metrekare birim fiyatını buradan tespit edebileceğiz. İnşallah. Tabi New York'un olduğu kadar Tokyo'nun da. Tokyo'nun olduğu kadar yeni delhininde. Ee, ana hedefimiz İstanbul'u gayrimen, dünyanın gayrimenkul borsasının merkezi oluşturmak. Nasıl metal borsasının merkezi Londra ise gayrimenkul borsasının merkezi de İstanbul olarak inşallah gerçekleştireceğiz. Hedefimiz budur.